Müvekkil Hatice Yıldız 2021 yılında terörizm finansmanı kanuna muhalefet suçundan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. O zaman sulh cezaya tutuklama talebiyle sevk edilmişse de o adli kontrol sevkiyle serbest bırakılmıştır. Daha sonrasında dosyası yetkisizlikle İstanbul'a gelmiştir. Yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam edilmiştir. Geçen seneye kadar. Geçen senenin Mart aylarında kendisi hakkında terörizm finansmanı kanuna muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay ceza verilmiştir kendisine. Daha sonrasında biz bu kararı istinafa taşıdık, istinaf mahkemesine. İstinaf mahkemesi de yaklaşık bir süre, bir seneden sonra talebimizi gerekçesiz bir şekilde reddetmiştir. Daha sonrasında dosyası kesinleşmiş ve Hatice Yıldız'a cezaevine gönderilmiştir. Hafta sonu olması nedeniyle müvekkilimle yaklaşık 2 gün görüşemedik. Pazartesi sabah saatlerinde kendim bizzat avukatı olarak görüşüne gitmiş bulunmaktayım. Görüşümdeki izlenimlere biraz değinmek istiyorum. Müvekkilim görüşe infaz koruma memurlarının yardımıyla gelebildi. Tek başına gelemedi. Görüş esnasında fenalaştı. Bir baygınlık geçirdi. Sağlık çalışanları, sağlık emekçileri müdahale etmek durumunda kaldı. Daha sonrasında müdahale edildikten sonra da yine infaz koruma memurlarının yardımıyla cezaevine kendi bulunduğu koğuşa götürüldü. Müvekkilim cuma gününden pazartesi gününe kadar tek başına tutulmuş, başka hiçbir kimseyle iletişimi kurulmasına mani olunmuştur. Cezaevinde kalması durumunda hayatının daha zorlaşacağını beyan etti. Cezaevinde kalmak istemediğini beyan etti. Biz bunun üzerine oğluyla birlikte Hatice Yıldız'ın durumunun kötü olması nedeniyle cezaevi savcılığına özel izin talebinde bulunduk. Önce savcının kalemi örgüt suçundan yattığını beyan ederek talebimizin reddedildiğini bize sözlü olarak beyan etti. Sonra biz ısrarla savcıyla görüşmek istediğimizde savcı görüşme talebimize olumlu yanıt verdi. Biz böyle bir şeyin kanunsuz olduğunu söyledik. Kendisi ben böyle bir şey söylemedi, kendisinin böyle bir şey söylemediğini, görüş günü yakın olduğu gerekçesiyle talebin reddedildiğini beyan etti. Ve talebimiz böylelikle reddedilmiş bulundu. Cezaevindeki mahpuslara tek seferliğe mahsus 300 TL yapılan bir PTT yoluyla yapılan bir yatırılan bir paradan kaynaklı yapılan bir yargılamadan bahsediyoruz. Biz bu yapılan yargılamanın ve verilen hükmün hukuksuzluğunu şöyle açıklayabiliriz. Suç ve cezada kanunluluk ilkesi var. Anayasanın 38. maddesi gereğince bu yapılan fiil, yapılan eylem kanunda bir suç olarak sayılmamıştır. Öncelikli olarak bu eylemin suç sayılabilmesi için finanse ettiği kişinin örgüt üyesi olması gerekiyor. Yatırılan kişi cezaevinde olan bir mahpus. Mahpusun cezaevine girdikten sonra örgütle ilişkisinin kesildiğine ilişkin onlarca Yargıtay kararı var zaten. Örgüt üyesinden yargılanmış, ceza almışsa dahi, tutuklanmışsa dahi, hüküm giymemiş tutuklu olsa dahi cezaevine girdikten sonra onun artık örgütle bir temasının olmadığı kabul ediliyor. Bu Yargıtayca kabul edilen bir husus. Diğer bir husus, verilen paranın, yardımın örgüte müzahir bir amaçla kullanılması gerekiyor. Şimdi cezaevinde olan bir kişinin bu parayı örgüte müzahir bir amaçla kullanması düşünülemez. Çünkü para nakden verilmiyor, bir kredi olarak hesabında tutuluyor ve devletin kontrolünde, devletin göstereceği şartlar neticesinde, cezaevinin göstereceği şartlar, yönetmelik neticesinde kantinden alışverişini yapabiliyor. Başka hiçbir şekilde bu parayı kullanamıyor. Yani örgüte müzahir bir amaçta kullanmasının imkanı yok cezaevindeki mahpusun. Para nasıl yatırılmış?
PTT ile devletin kurumu olan posta teşkilatı vasıtasıyla yatırılan bir paradan bahsediyoruz. Bunu engelleyen hiçbir mekanizma yok. Yani isteyen, istediği kişiye para yatırılabilir. Madem bunun önünde bir engel var, o zaman yönetmelik yaparsınız, yasa çıkarırsınız, buna mani olursunuz. Yani önünde bir mani yok. Ya, terörizmin finansmanı gibi bir kavram olamaz zaten cezaevinde yatırılan parada. Yani düşünsenize, o paranın nereye harcanacağı belli, o parayla ne yapılacağı belli, ne yapıldığı belli. Kameralarla izlenen, jandarmayla gözetlenen, 24/7/24 gözetlenen bir yerden bahsediyoruz. Cezaevinden bahsediyoruz. Yani ancak cezaevi kantininin finansmanı durumu ortaya çıkar yani bu yatırılan parada. Varacağımız nokta en fazla bu olur. Bu kararlar cezaevinde uygulanan tecritin bir yüz düşümü, özel iş düşümü olarak düşünüyoruz biz bu kararları. Cezaevindeki mahpuslarla dayanışmanın önlenmesi için, dayanışmanın yapılmaması için verilen kararlar bunlar. Siyasi bir karardır. Biz bir an önce bu karardan dönülmesini talep ediyoruz. Yani örnek verecek olursak, biz dayanışmayı seven bir halkız. Ramazan ayındayız. Fitre zekatlarımızı cezaevindeki mahpuslara pek tabii gönderebiliriz. Bunun önünde hiçbir yasal engel yok. Dediğim gibi biz dayanışmayı seven bir halkız. Cezaevindeki mahpuslarla da dayanışmak isteyebiliriz. Bunun önünde hukuken bir engel yok. Hukuken bir engel olmamasına rağmen müvekkilim neticeyle yargılanıp hakkında hüküm kurulup cezaevine gönderilmiştir. Bu karar tamamen hukuksuzdur. Biz Anayasa Mahkemesi'nden bir an önce başvurumuzu inceleyip bir karar verilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda infaz savcılığından ve hakimliğinden dilekçelerimizde sunduğumuz sayılı hususlar gereğince infaz erteleme veya denetimli serbestlikten faydalandırma durumunun hemen kabul edilmesini talep ediyoruz. Dilekçelerimizin kabulüne karar vermesini talep ediyoruz. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar meydana gelebilir. Ceza verilmiş dosyalar var. Bölge adliye mahkemelerinde devam eden yargılamalar var yerel mahkemede. Biz bu dosyanın bir an önce incelenerek oradaki dosyalara da emsal bir durum teşkil etmesini istiyoruz. Yani kamuoyuna ve yetkililere, Adalet Bakanlığı'na çağrımız budur. Bu dosyalar dediğim üzere hukuksuz dosyalar, Anayasa 38'in ihlal edildiği, ayaklar altına alındığı bir dosyalardır. Hukukun genel ilkesi olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi çiğnenmiştir. Bir an önce bu dosya özelinde karara çıkıp diğer dosyalara da emsal bir karar teşkil etmesini bekliyoruz.